Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İmirhan. Bugün sizlerle beraber Shadow of Fight 3'te son söze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Son söze devam edeceğiz. Süre kısıtlamaları yüzünden videoyu kapata ilerleyeceğiz. Şimdi en son Marcus'la ilgili dövüşleri bitirmiştik son sözde. Bu yüzden de en son Jun'u seçmiştik işte. Jun'la savaşacağız boss'lara karşı. Önceden savaştığımız boss'lara karşı. Aradancı Prens'i bunu biliyoruz zaten. O halde dövüşelim. Başlayalım. Son söze. Bakalım neler olacak. İki Denkrow çıktı. Peki. Savaşalım Denkrow'la. Geri çekilelim. Yani savaşmayalım demek istiyorum. Şunu yaparsam ne olur? Haa, kahretsin. Haa. Tamamdır. Bir saniye. Hop, tamam. İlk round'da hallettik. Jun da güzel bir karakter. Böyle zincirli bıçak kullanıyor ya. Bir de düşmana ne veriyordu ya? Bir saniye. Sersemletme, tamam. Tamam. Sersemletme özelliği oluyor ya. O çok iyi. Sağ ol. Zekayı hızlı bir şekilde dövelim. Sana şunu yapabilir miyim? Tamam. Bitirici vuruş gelsin. Tamam. Son bir round kaldı. Hadi. Tık. Gölge formuna girelim. Hadi be. Ha, onu yakında yapmam gerekiyordu da Jun'un kaskı yok ki. Jun'u arbalet atıyordu değil mi? Eğil. Hayır, eğilemedim. Vurma. O halde seni bayıtalım. Ama onun süresi çok gitti. Hayır. Tamam. Denkrow'u yeniyoruz. Kapıştığımız ilk boss'ta. Ödülleri alalım. Şöyle hızlıca geçelim. Devam et. Ne istiyordu yalancının teki? Ölümümden Lejyon askerlerinin suçlu tutmak istedi. Onu durdurmaya çalışınca ateşkesi bozdu. Sonra savaş patladı. Gölge mangası kampından çıkmayı nasıl başardım? Sanırım hatırlamaya başlıyorum. Devam et. Bizim sayenizde olabilir mi? Bu ada senin için önemliymiş gibi görünüyor. Neden? Garip. Buraya hiç gelmemiştim. Ama her köşesini biliyormuşum gibi hissediyorum. Burada tehlikeden saklanmıştım. Ne diyor? Tarlanı yen. Tarlanla mı dövüşeceğiz bir sonrakinde? Bu kadar kısa diyalog, tamam. Hikaye. Gölge kapıları. Bir dost. Jun'a nasıl arbalet kullanacağını öğretti. Birlikte çok zaman geçirir. Gerçek kaderimi fark edene kadar onunla arkadaştım. Ona imparator babasına verdiğim gücün aynısını teklif ettim. Ama yalnızca şu anda itibaren benim için öldün dedi. Ne zaman dedi? Ne ara dedi? Peki. Videoyu kapatayım ben madem. Bunun süresi bitince de devam edelim. Evet arkadaşlar, devam edelim. Son söze. Her zaman gibi kayıt açarım. Hikayeye devam edelim. Bu tarlan çok garip. Ölmemiş miydi? Bir kız olarak cenazesine gitmiştim. Nasıl yaşıyor?
Şimdi onun hayatta olduğu tek dünyayı bir gölge felaketinin onu ölmesine engellediği dünyayı hatırlıyorsun. Defalarca adayı terk etmek istedim. Belki de onurumla ölmeyi. Fakat halkımın prensesi olarak uzak adalardaki yaşlı bir tutsak olarak değil. Tarlan, bu imkansız. Değilim. Babama ölümsüzlere sizin varlığınızı öğrenemeyecekleri üzerine yemin ettim. Böyle kararlar vermek için çok fazla deneyimsizsiniz. Benzin vermeyeceğim. Peki. Ben de böyle tarlan. Kuşunla beraber saldırıyor. Güzel kaçtık. Oo. Bize vurdu da. Şu saldırıyor ya. Aurora gölgeler. Aa. Hayır. Dikkat. Oo, hadi. Şimdiye. Tamam. Çok inatçısınız Vajesteleri. Saldır bak. Ha? Kaçmakla. Bu adadan gitmekle. Son iki round. Dağıldık mı öbürtü? Kaçtı. Güzel kaçtı ama. Yemem ben onu. Oo, güzel. Şundan güzel kaçtı. Aura daha fazla gölge. Ama bu sefer yedik. Gölgeler sizi çalıyor ya. Hadi. İyi işte işim işte. Hadi son bir an. Tabii gölge formuna girecek. Değil mi? Ha, yok. Gölge formu yok. Girmişti önceki rampa. Bize gerek mi? Hadi be. Şimdi tut. Tamam. Daha yemedim. Hayır. Yine yemedim. Çok iyi. Hemen kullanmayacaktım bunu ya. Ama bunu yedim. Oha. Bu büyüktü. Bayağı sıkıntılıydı. Peki bu sefer sana kitap yok. Kakao da yok. Kim dedi onu göremedim. Kakao yoksa üzülüyorum. Devam. Devam. Kimse beni ciddiye almıyormuş gibi görünüyordu. Ben diğerlerinin elindeki bir satranç taşıydım. Bir bibloydum. Kahraman bana farklı davranan tek kişiydi. Onu hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum ama hayal meyal. Lejyoner kampında infaz edilmeyi bekliyordum ama kahraman beni serbest bıraktı. Bana güvendiği bir yabancıya. Gerçekten orada mıydı ki? Belki de sadece öyle bir arkadaşım olmasını diledim çocukken. Hiç arkadaşı yok muydu? Vardı. Kibo vardı bir tane. Kız kardeşler arkadaş sayılır mı? Kibo ve ben kardeş olarak büyüdük. Ailesi bir gölge hastalığından öldü. En azından bana böyle söylendi. Ah be. Kibo her şeyde daha iyiydi. Daha yüksek zıplar, daha hızlı hesap yapar, daha doğru nişan alırdı ve saraydan düzenli olarak kaçardı. Bir gün iki aydına kayboldu ve bir müjdeci katanasıyla geri döndü. Yeni tekniği harikaydı. O zamanlar onu yenmek imkansızdı. Ha, gölge üstadı. Peki. Kimle dövüşüyor? Kibo'yla mı? Ha, aynen. En nefret ettiğim karakter o. Bir ödül mü var? Ha, buradan müdürcüne martından ödül atmamış. Peki. Hikayeden de öğrenecek bir şey de olmadığına göre bir sonraki dövüşte geçeriz. Ama süresi bitince. Evet arkadaşlar. Hikayeye devam edelim. Hadi bakalım. Neler olacak görelim. Aha. Hey sıkıcı prenses. Bak ne yapabiliyorum. Sıkıcı prenses ha.
Arkadaşına niye böyle diyor? Zaten seni sevmiyorum Kibo. Bu yüzden katanayı nereden aldın? Müzecilerden almıştır. Hadi bekle. Sen hiçbir şey yapma, ben seni rahatça geçeyim. Hayır hayır. Al. Bu özellik yüzünden hızlıca vurabiliyor. Tutturabiliyor da. Hayır. Çok iyi. İkinci round hadi. Gölge formadan girsek mi? Peki, işin zor olacak. Girseydi bilemem ne yaptım. Hareket sevdim. Allah Allah. Hayır. Ya işte bu yüzden sevmiyorum bu karakteri ya. Şunu sürekli yapa. Gücü geliyor beni. Aa. Hayır. Dur. Tamamdır. Peki. Son bir round. Şunu buraya alayım. Şu özelliği kullanacağım ya. Tabii 3 kere şey, 1 kere daha. Hadi bir kere daha. Hayır. Ben şunu yapayım. Aha, bu numarada oldukça uzmanlaştırmış. Bunun kendi özelliği zaten. Tutturdu, hepsini tutturdu. Ya. Sağ ol. Şunu bir tutarsan. Hadi. Tamam. Yendik. Çok iyi oldu yenmemiz. Son bir tane dövüş kaldı. Devam edelim. Aha. Kubo ile karşılaştırılınca kahraman çok beceriksizdi. Tıpkı yürümeyi yeni öğrenen bir çocuk gibi. O alt tarafı bir lejyonerdi. Alıştırma yaparken gülmemek için kendimi zor tutardım. O nasıl arbet kullanacağını ben öğrettim. Bu konuda iyileştiğinde çok mutlu olmuştum. Hiç bu kadar yetişkin ve bilge hissetmemiştim. Babana rağmen mi? Devam edelim. Babası imparatordu bunun. Babam, evet. Bakıma ihtiyacı vardı belirli bir açıdan. İstemiyorsan söylemek zorunda değilsin. Hayır, çünkü yıllardır bu konuda biriyle konuşmak istiyormuşum gibi hissediyorum. Babamın değişimini gördüm. Küre yüzünden ne zamandır? İmparatoru yen. Son olarak imparatorla savaşacağız. Jun, bakalım. Not 27. Zavallı Jun, kimin aklına geldi? Çevresinde her zaman arkadaş olan Jun. Tamam. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Dövüşmeye devam edelim. Süre bite bite ilerliyoruz. Ne yapalım yani? Bakalım imparatorla savaşalım. Soğuk kanlar. Kemirin dünyayı. Onun önünde, dünyayı yönetenin önünde diz çökün. Siz yaşamı hak etmeyenler. İmparator çıldırmış. Savaşalım imparator olarak. Baba. Baba. Gölge canavarına dönüştü. Bu arada bulamaz. O işsiz mi? Dikkatli olsak iyi. Hop. Oh, sakin ol. Ben de sakin ol.
Hadi son bir darbe. O tuttu, son bir darbe olmadı. İkinci round. İmparator kolay geldi. Ama zorluyor, sıkıntılı geliyor. Baba benim Jun. Umarım anlıyordur senin kızın olduğunu. Aha. Yapamadım. Hayır. Bence de. O şey yükseldi. Canı az mı gidiyor bana mı? Ben şunu bir yapayım. Yapamadım. Hadi hadi. Tamam. Son bir round kaldı. Jun'un da dövüşlerini bitireceğiz. Hadi. Oha bu ne? Lütfen seninle görüşmek istemiyorum ve silahımız gitti. Sakin ol baba, ben düşman değilim. Bu canı gitmiyor. Silahım gitti. Abi dur. Niye silahla dövüşmek yok değil mi? Bir saniye. Yapamadım. Abi niye, biz niye böyle dövüşüyoruz? Sakin ol. 3-4 oldu. Bir saniye. Şöyle yaparsam. Sakin olmuyordu. Hayır hayır hayır. Aha. Ne oldu? Onu bayağı sersemlete yendik. Bir kişi oldu. Aha. Ruhuna karmanı parçası var. Ruhunu şekli sonsuzdaki değiştirdi, ismin ne? Cesaret. O beni eşiti olarak gördü. Bunu yapabilmemi biliyordu. O da beni yapabileceğimi biliyordum. Ve onunlayken cesur olabiliyorum. Aha. Böyle bitti yani. Peki. Son iki kişi kaldı. Ya Kitsune'yi seçeceğim ya Xentuzu. Kitsune'yi en sona bırakacağım yani. Xentuzu'yu alıyorum. Kitsune'yi en sona bırakıyorum. Bu kahraman kim? İnsanların bu kelimeyi öylesine kullanmasını sevmiyorum. Hangi turnuvaları kazanmış? Ne kadar eğitim almış? Hangi efsaneler bize onu anlatıyor? Maharetiyle yok ettiği kişiler nerede? O seni yendi. Beni mi? 3 kez bu sadece bir dünyadaki. Önceki dünyadaki. Bakalım. Aha. Senin büyüdüğün kasaba burası. Savaş bitmedi ama bazen duruldu. Bir süreliğine. Sakin zamanlarda lejyonerler sokaklara çıktı. O şerefsizleri hatırlıyorum. Ama nasıl bilmiyorum. Devam et. Birinin iğrenç bir yüzü vardı. Ben de sorumlu kalıp yüzünü düzelttim. Yabancı yiyen. Kim bu yabancı? Üstad usta diyor. Peki. Kaydı ilerleme var bakalım. Bir dost. Ne kadar komik. Jun'un bana söylediği şeyi düşünmek bile istemiyorum. Peki. Düşünmesen sorun değil. Devam edelim. Karakterler. Jun. Aha. Jun'un babasının hastalığı bildiği gibi bize hiçbir zaman söylemedi. Bununla savaşmaya çalıştı. Dostça gülümsemesi için büyük bir bedel ödüyor ama bunun yani... Tamam. Devam. Jun'la ilgili dövüşleri de bitirmiş olduk. Aha. Minamos'tan da var. Jun, Minamos'a kolayca güvendi. Onu en üzücü, en zor anılarından babası çok özlüyor. Olması hiç şaşırtıcı değil. Peki. Orayı içimden okudum. Geri kalanını. Bir sonraki dövüşlere Xentuzu ile geçireceğiz. Xentuzu ile ilgili dövüşleri bitirdikten sonra da
Kitsune'yi alıp bitireceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Son söze devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımızın OneNet sitesinden de tüm Shadow Fighter 3 bölümlerini bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Bay bay.